13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayında ben Işıl Aysakay'ın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Samı İlçe Yürütme Kurulu Başkan Vekili Gazanfer Alev ve Gencişehir Ortaokulu Onnoğlu Müdürü Arzu Alev koronavirüs ile enfekte oldu. Eğitim Bakanlığı 1970 yılında doğan Muhammed Hadi Aliyeva, Arzu Şirin kızının adını verdiği Gencişehir Ortaöğretim Okulu Müdürü'nün 14 Haziran 2020'de Koromboy bölgesinde koronavirüs teşhisi konduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Okul müdürünün yetkileri 16 Haziran Arzu Şirin kızı Aliyeva işe geri dönene kadar Gencişehir Eğitim Bölümü Okul Danışmanı Sadık Rafik oğlu Babaev'e devredildi. Covid-19 virüsünü tespit etmek için Bakü'deki 3 özel kliniğin laboratuvarlarında testler yapılmaktadır. Klinikler özel olduğundan testlerin fiyatları belirlendi. Tıbbi Bölgesel Bilimler Yönetim Derneği Sözcüsü Revena Aliyev yaptığı açıklamada Covid-19 virüsünün testlerinin sonuçlarının devlet tarafından onaylandığını, muayeneleri yapan klinikler özel olduğundan testlerin fiyatları onlar tarafından belirlendiğini belirtti. Bu klinikler yabancı ülkelere uçuş için tasarlanmış olsa da herkes bu tesislere muayene için başvurabilir. Kliniklere göre virüs testleri hem semer örneği hem de kan testleri yapılarak gerçekleştirilir. Bir kan testinin maliyeti yaklaşık 40 ile 110 manat arasında değişir. Bu analizin sonuçları genellikle bir gün içinde bilinir. Burun yayma testleri PCR yönetimi kullanılarak yapılır ve sonuçlar 24-48 saat içinde ilan edilir. PCR muayenesinin maliyeti yaklaşık 100-130 manattır. Covid-19 incelemelerinin inci laboratuvarı, referans kliniği ve memorial kliniğinde yapıldığı unutulmamalıdır. Güneydoğu Türk Şırnak'taki PKK şehrinde bir terörist bomba patlattı. Patlamanın sonucunda 4 kişi öldü. Şırnak'ın Silopi ilçesindeki karayolu üzerinde el yapımı bir cihazın patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi. Cihazın terörist PKK tarafından kurulduğu kaydedildi. Patlamanın sonucunda 4 kişi öldü. Ankara, İstanbul ve Bursa'da koronavirüsün yayılmasındaki kesin artış nedeniyle koruyucu maske kullanımı zorunlu olabilir. Koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasının Türkiye'de zaten açıklanmıştı. Ankara, İstanbul ve Bursa'da koronavirüsün yayılmasındaki kesin artış nedeniyle koruyucu maske kullanımı zorunlu olabilir. Bu konu Sağlık Bakanlığı gündemindedir ve yakında kararlaştırılacaktır. Türkiye'deki koronavirüs enfeksiyonların sayısı 180.298, tedavi edilenlerin sayısı 153.379'dur. Ben Işıl Aysakay'ın sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.